Dinleme alışkanlıklarım, elimdeki enstrümandan bulduğum bir riff pattern. Orada böyle bir dünya yaratıyorum. O dünyanın içerisinde davul da var. Ve Erkan.Wackle at neydi? Yeah man. Evet, tekrar birlikteyiz. Artık son 5 parçaya geldik, yani playlistin ikinci yarısına. Bundan evvel de ben sana bir soru sormak istiyorum. Şu ana kadar aldığın en iyi tavsiye neydi? Senin kafanı gerçekten iyi açan, açtığını hissettiğin. Bu bir hocandan olabilir, bir meslektaşından olabilir. Bunu sormak istiyorum. Şöyle bir düşünüyorum. Birkaç şey var. Yine hep hocalarımdan gelen tabii tavsiyeler bunlar. Yine Güç Hoca benim hayatımda hep böyle sıkışık zamanlarımda hep sohbetlerimizin olduğu bir hocam. Az önce de hatta konuşuyorduk. Pandemi tam zamanı, böyle çok sıkışık pandemi ilk oldu. Orada bir şey tavsiyesi vermişti. Ben hala albümle cebelleşiyorum. O zamandan beri gelen bir süreç, o albüm süreci. Uzun vadeli şu an planlar yapmayan, şu an öyle bir süreçte değiliz. Çok geleceği düşünme. Kısa vadeli planlarla hayatını sürdür. Daha mutlu olursun, daha rahat olursun gibi bir tavsiyede bulunmuştu. Gerçekten hani 4 yıl falan oldu aşağı yukarı. O süreçten beri bir onunla yürüyorum. O hep cebimde duruyor gerçekten. Berke abi, Berke Özgümüş, o benim bütün hep davulculuk hayatımda çok kıymetli, önemli yeri olan bir adam. Bir şey diyemem açıkçası, hani dürüst olarak. Yani şöyle bir şey dedi de ben aydınlandım. Var öyle anekdotlar, kıyotlar, ama Berke abi ben bir aslında rol model de aldığımı görebiliyorum kendime. Müziğe yaklaşımı, hayata yaklaşımı. Ondan öğrendiğim çok şey var. En spesifiklerden biri şeydi. Böyle çok sıkıştığım bir dönemde davul dünyasına dair böyle bir oturduk. İşte çalışamıyorum, kafamı veremiyorum, şudur budur. Şey demişti bana. Ya ne yapıyorsun sen şu an? Yaptığın bir şey var mı hayatında, hani müziğe dair? İşte yok abi. Şimdi şu an sana dedi mesela double stroke lazım mı dedi falan böyle. Algılayamadım. Ya şu an kahve içiyoruz dedi beraber. Sana dedi şu an double stroke lazım değil. O yüzden çalışmaya da gerek yok dedi falan. Eğer double stroke kullanmaya ihtiyacın olan bir şey yapıyor olursan dedi hayatında, oturup çalışırsın zaten. O da dert değildir. Gibi böyle bir şey demişti güle güle. Ha okey, tamam. O zaman ya ben bir şey yapacaksam, hani bir şey yapayım, yapacak bir şeyim olsun, bir hedefim olsun ki onun doğrultusunda yapayım. Yoksa oturup 300 BPM double stroke yaptın. Çok güzel. Çok güzel. So hani gibi bir nokta. En önemlilerinden biri buydu herhalde gerçekten. O günden beri böyle şey yapıyorum. Okey, ben bunu niye yapıyorum sorusunu hep soruyorum. Yani yapmak istediğim bir şey var. Atıyorum brush tekniğim çok iyi değildir. Düşünüyorum brush tekniği çalış. Yani çalışsam iyi olur tabii, ama çalıyor muyum ki ben şu an, bir şey yapayım? Yok. Ama mesela ya ben böyle bir balat bir albüm yapayım desem, ha oturur tamam ya, bir hadi bir sene şu brush'a kafa takayım da şu albümü yollandırayım falan gibi bir düşünceye girerim herhalde. Böyle hani yaptığın işi ciddiye alma, ama aynı zamanda da bu işin böyle sanki hayat memat meselesi olmadığının farkına varma gibi bir şeye de çıkartıyor. Bir denge noktası var orada. Çok öbür taraf karanlık, obsesyon gibi oluyor çünkü çok bunalıyor insan. Evet, yaptığımız şey kıymetli, ifade ediyoruz kendimizi bir yandan. Eric Harland'ın da bir röportajda böyle şey var, hatta soruyorlar işte teknik falan şudur budur. Anlatıyor altta, ya o kadar da şey yapmayın, biraz da kas hafızası işte diyor. Şimdi o kadar çalışıyorum işte gibi bir yere geliyor nokta. Bir denge noktası bulmak lazım. Ya, illüzyon şurada sanırım. Herkesin denge noktası çok kendine has, şahsına münhasır. O yüzden tartışmaya da açık. Paylaşmak güzel. Seninki nerede, benimki nerede? Ha sen öyle bir yolmuşsun, ben böyle bir yolmuşum gibi geçiyor galiba biraz da süreçler. Bir yandan da mesela şu da aslında denge kurulması önemli bir konu gibi düşünüyorum. Şimdi diyelim sen böyle bir sürece girdiğini söyledin. Hani birazcık sıkışık hissettiğin ve belki Özgümüş'ün böyle bir sana bir şeyi olmuş. Güzel bir tavsiyesi. Şimdi enstrümanla da kendi içine çok sıkışık tuttuğunda veya bir şekilde hayat seni böyle birazcık bir sıkıştırdığında enstrümanla ilişkin de bozuluyor ya, yani ve aslında iyi bir şey yapayım meselesi, demin kullandığın kelime obsesyon olduğu için söylüyorum. Hani obsesif bir şekilde böyle dur ya, ben 300 BPM'de double stroke'umu geliştireyim, ya geliştir, ama tamam diyelim o hedefine uydurduk, yani uyduktan sonra, daha doğrusu ulaştıktan sonra enstrümanla olan iletişimin birazcık zarar görecekse, çünkü sıkıla sıkıla yapıyorsan onu, çünkü yani o sıkışıklığı çözememişsin, neye hizmet ettiğini çözememişsin, ben bunun sonucunda bunu nerede kullanmak istiyorum meselesini daha müzikal yolculuk şeyinde henüz böyle bir o sıkışıklığı çözememişken böyle bir şey başarıyor olmak, oradaki tehlikeyi şey olarak da görüyorum. Bu ilişkinin sağlıklı kalması daha önemli. Hani enstrümanla şey. Sen böyle zamanlarından hani bu tavsiyenin dışında ne uygulayarak çıkıyorsun diyelim? Çok bir şeyler seni sıkıştırdı. Sorularım arasında bir tane şey de var. Hani şöyle bir şey yazmışım. Hatta sorunun tam formunu okuyayım. Yolculuğunun şu an içinde bulunduğun safhasında davulla olan ilişkide en önemli gördüğün şey nedir? Hani neyi korumanın önemli olduğunu düşünüyorsun gibi bir not almışım. Bunu aslında şu konuştuğumuz konu üstünden de sormak istiyorum. Yani yine söyleyebileceğim şu olur. Konuşuyorduk zaten. Bu tarz soruları ya da bu düşünceler kafamın içinde böyle bir ikiye bölünüyor önce benim.
bir hemen teknik teorik tarafa ayırıyorum. Biraz daha spiritüel, duygusal, hı hı. O yaşantı, gündelik akış tarafına ayırıyorum. Sonra onların arasındaki bir denge noktasını bulmaya çalışıyorum. Şunu diyebilirim yani teknik olarak bir şeyi her gün yapmak çok kıymetli geliyor bana. Kendi deneyimlerimden de, etrafımdaki insanların deneyimlerinden de. Ne kadar oldu çok afaki, tamamen çok öznel bir durum. Onu yapmaya çalışıyorum. Hani programın başında da konuşmuştuk ya 3 set. Şu an mesela hiç kafam oralarda olmasa o 3 seti atıyorum. O belki bir saat, bir set bile olabilir ama en azından o bir seti yapayım gibi. Teknik tarafta bence o okey. Yani bir şeyle her gün uğraşıyor olmak çok cepte. Diğer tarafta sıkışık olduğum zamanlarda önce şuna bakmaya çalışıyorum. Okey, şu an iyi hissetmediğim bir durum var yani. Nedir? Ne benim canımı sıkan şey? Genelde bu tarz şeyler bende şöyle oluyor. Yapmak istediğim bir şey var, hayal ettiğim bir şey var ve onu yapamıyorum. Onu yapamamama sebep olan çeşitli sebepler oluyor onun etrafında. Onları bir görmeye çalışıyorum ama özümde hep şu oluyor. Ya içimden gelen bir şey var. Bu müzikal bir his, bir şey. Onu yapamıyorumdur. Onu var edeyim. Ya yani özüme bir dönüp onunla bir barışayım noktası oluyor. Ve orada da şey düşüncelerini sokmamaya çalışıyorum. Yani etrafındaki insanların deneyimlerinden faydalanmaya ama onları böyle ha bak öyle yapmış. Biri şöyle yapmış. Ben de böyle yapayım. Onlar biraz kaygı sokuyor. Ben de öyle şeyler oluyor. Sanki bu böyle yani ancak hani bunları yaparsam bu. Doğrusu budur. Evet. Doğrusu buymuş gibi. Halbuki yok. Biri kendine öyle bir yol bulmuş olabilir. Çok kıymetli. Onun o yaratım enerjisinden faydalanmayı çok seviyorum. Fakat onu kendime bir challenge gibi ondan sonra bir de, ya da bak bu iş böyle yapılır gibi bir noktaya getirdiğinde o zaman benim özümle kurduğum bağ arasında bir zedelenme yaşatıyor böyle. Onu yaratmamaya çalışıyorum. Hep aslında döndüğüm yer özüm kendime bir dönüp ya okey ben ne yapmak istiyordum. Okey. Şu an ne kadarını yapabiliyorum, ne kadarını yapamıyorum noktasına bakıyorum. O dürüst samimi yolculuk bence her zaman orada işliyor yani. Yapamadığın şeyi de kabullenmek. Ya şu an ben konsantre olamıyorum abi. Okey. Bu cepteyse çok okey. Hemen teknik tarafa dönelim. Tamam. Bir saat mi o zaman? Her gün yap. Bir saatse onu bir teknik koy, onu düşünme. Sıkılsan da yap onu. Evet. Orada bir force gelsin. Bir saat neye vermiyoruz yani. Aynen. Çok okey o zaten. Bu belki de böyle bir sene bile böyle sürebilir yani. It's okey. Her gün eline bir baget al noktası çok çalışıyor bende. Diğer tarafta da bakıyorum. Gerçekten biraz böyle akışa da ayak uydurup kendimi de dinleyeyim. O dürüst yolculukta ben şunu biliyorsam ya tamam evet şu an çalışamıyorum ama bu da böyle bir dönemim ya. Dediğim kendine nokta çok çalışıyor. Öncesinde bunu yapamadığımda çünkü şöyle oluyordu Cemil. Tatil kavramını bilmiyordu. Şimdi tatil diye bir şey var ya. Çalışıyorum sürekli force çalış. Ama bir sıkışıklık var. Akmayan da bir durum var hissediyorum. Arafta böyle bırakıyorum aslında. Bırakmak istiyorum. Çalışmak istemiyorum. Mesela bir 3-4 gün çalışmıyorum. O 3-4 gün aslında tatil yapsam daha iyi gelecek. Tatil de yapmıyorum. Yani ne tatil yapıyorum ne hani çalışıyor gibiyim ama yalandan dürüst de değilim. Kendine de yakıştırmıyorsun uzaklaşmayı. Evet. Tatil yapma aynen. Çok doğru. Araf. Hani böyle davul çalışıyor gibiyim. Müzikle bağım var gibi ama yok gibi de. Tatil de öyle. Tatil yapıyor gibiyim ama yapmıyor gibiyim. Halbuki şöyle bir bırakıp ya bir hafta ben hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğim abi. Gideceğim denize gireceğim ya da kitap okuyacağım ya da duracağım. Ya bu tarz dengeler tabii çok öznel abi yani. Öyle de bir yok durum kesinlikle. Var. Ben de çok öznel şöyle bir input da koymak istedim hani buraya. Benim de bazen mesela çok diyelim bu kanallardan çıkmak istiyorsam kesinlikle bu kanallarda iş yapmayan arkadaşlarımla buluşmak çok iyi geliyor. Mesela hiçbir şey yani benim yaptığım şeyle belki hani hiç uzaktan yakından ilgilenmeyen bana bununla alakalı soru sormayacak olan hani ne yapıyorsun abi dediğinde iyi ya aynı dediğimde bu cevapla yetinebilecek hani bazen demek ki o da iyi geliyor. Abi, ona da ihtiyaç zaten, var noktasında bu arada yani, yerdeyiz. Evet. Programdan önce ben aslında bu tarz cevap beni tatmin etmediğiyle alakalı bir şey söylemiştim de bazen gerçekten aslında hiçbir şey sorulsun istemiyorsun sana ve bunu sormayan ama hayatının içerisinde çok orada kıymet verdiğin arkadaşlarında bulunmak da çok ya yani bilmiyorum kesinlikle. Benim bu şeye ekleyeceğim şeylerden bir tanesi bu. Şöyle gireyim oraya bir yandan mesela o arkadaşlarımda benim de böyle mesela çocukluk arkadaşlarım var başka işler yapıyorlar ondan sonra hiç müzik dinlemeyen adam var aslında ben sevmiyorum o müzik diyor adam. Evet. Yani, okey şimdi başta bunu hani algılayamıyordum falan şöyle bir noktaya geleceğim biz müzisyenler olarak sanatçılar olarak sanatı, müziği bazen de böyle çok tabulaştırıp çok büyütüyoruz. Hı-hı. Aramızda arkadaşlarımızla bazen şeyin geyini yapıyoruz. Ya şu müzisyenler müziği bıraksa da bir rahatlasak. Müzik çok evrensel bir şey. Hele ki bizim enstrümanımız ritim. Yani şöyle vurup hep beraber burada bir ansambl yaratabiliyoruz bir anda. Çok kıymetli. Onu çok böyle alayıp tabu haline getirip aman bu benim sanatım müziğim dediğince o zaman gerçek dünyayla bağı da kopuyor. He. Bu da gerçekçi değil. Yani benim o müzik dinlemiyorum. Ben müzik sevmiyorum abi diyen arkadaşımla da bir iletişim kurmam gerekiyor. Öbür türlü şey oluyor. Bir bakıyorum etrafında hep müzisyenler var. Biz hep müzik sohbeti yapıyoruz. Evet. Ama onu da böyle çok sahiplenici, tutucu bir taraftan bir şey. Yapıyoruz. Bir şeyin bağınızı olmak çok sıkıntılı. Yani ülkenin derdi de o değil mi? Yani evet, ne olduğunun önemi yok.
Herhangi bir şeyin bağınızıysan o çok sıkıntılı durum gerçekten. Evet abi, bazen sadece banka ne kadar faiz veriyormuş onu dinlemek istiyorum arkadaşlar. Okey, tabii kesinlikle evet. Kesinlikle. Çok doğru. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Şimdi sıradaki parçaya geçelim istersen. Çok önemli bir başka Türk davulcudan geliyor olacak. Mihenktaşı bir insan. Quartet Muartet projesinin davul koltuğunda gördüğümüz Volkan Öktem bu parçada bizi ağızlarımızın suyunu akıtıyor olacak. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Küçük Tomurcuk. Quartet Muartet projesinin ikinci albümü olan 9 Parça Daha isimli 2007 yılında yayınlanmış albümden geliyor olacak. Çok fazla denecek bir şey yok gibi. Ne diyelim Volkan Öktem? Ya tabii ya. Sana bırakıyorum. Bir sonraki parçaya geçiyorum. Ne falan tabii. Ya Volkan abiye tabii değmememizin imkanı yok yani. Evet ya. Ülkede davul çalıp müzikle uğraşıp falan. İlk aslında ya bu şarkıyla başlayayım. Bu şarkıyı şu yüzden çok seviyorum. Şimdi başında çok samimiyeti hissediliyor. Çünkü sesi biraz açılırsa ilk böyle 8. 9. saniyede Volkan abinin şu sesi duyuluyor. Kayıttamız diyor. Orada bir stüdyo ortamı var. Belli ki bilmem kaçıncı take alınmış. Ben o hayal dünyasını kurmayı seviyorum. Belki 2-3 take önce bir şey oldu. Hoşlarına gitmedi. Bir tartışma. Yani bir durum var orada. Hayata dair. Gerçek abi, bir durum var. Bir şey söyleyeceğim. Kimsenin hakkını yeme. Belki bir take de aldılar. Önceden kahve koyuyorlardı. Şimdi kaçıncı olabilir. Take falan. Olabilir. Tabii bu tamamen benim fantezim. Ben onunla mutluyum. Ustalara yavşıyorum burada. Ben onunla çok mutluyum o düşünceyle. Hani biraz onu sokaktan da görece yetişen evet, bir adam olarak şeyi seviyorum. Hırpam okey çalışalım tırmalayalım. Burada o his geçiyor bana. O samimiyet geçiyor. Ondan sonra ve yani müthiş bir müzik var burada. Evet. Ya Volkan abinin çaldığı davullar, o build-up'ı şarkının sonuna kadar. Sarp Maden'in solosu, ben ya bugüne kadar Sarp Maden dinlediğim benim için en iyi sololarından biridir. Hmm. Hafif böyle makamsal dokunuşları da var bu soloda. Sonra o son soloda bütün ekibin build-up'ı ve o build-up giderken aşağı yukarı 1,5 dakika şarkı fade-out'a gidiyor. Fakat biz duyuyoruz o build-up devam ediyor. Hmm. Ve ben o kadar eminim ki o session'ın 1,5-2 dakikası daha var gitti aslında evet, yani. Çok merak ediyorum o devamında hani ne oluyor? Çünkü bir şey yaşanıyor orada. Biz de ona tanıklık ediyoruz. Ya yani bu şarkının bendeki hissi o. Ama Volkan abi tabii ya DM'mizin imkanı yok. İlk Laço Tayfa albümleri böyle şey gibi düşmüştü. İmza gibi yani. Ne oluyor abi diye falan böyle çok etkileyiciydi. Hmm. Hala da öyle. Dönem dönem açıp dinliyorum. Of çok iyi. Şimdi dinlediğimde başka şeyler duyuyorum. Böyle yapmışlar. Hala etkileniyorum. Hala çok güzel. Yani Volkan abi konusunda artık yani konuşsak sabah kadar konuşuruz. Evet ya, ekip de bu arada çok sağlam yani Quartet Muartet projesine. Çok güzeldi ya. Ben bir gün Nublu hala açıkken Alper Sönmez'i tanışıp darlamıştım. Hmm. Abi bu proje ne oluyor ya falan filan. Adam böyle unutmuş var artık hani araya 100 tane proje girmiş yani, çıkmış. Dur ya ona bir şeyler yapacağız falan filan gibi ama yani hani keşke toplansalar. Vallahi ben bir zevkle dinlerim. Başka şey Maden Ekton Ersonmez falan evet, yapıyorlar şimdi, öyle şeyler de var. Ama bu Quartet Muartet herhalde bizim için de hani ülkede böyle şeyler olabiliyor gibi. Aynı Cengiz Baysal gibi. Yani o ilklerden olduğu için sanırım biraz da öyle romantik bir tarafı da var. Benim için diyeyim en azından. Keşke toplansalar vallahi yine. Ben zevkle dinlerim, bayıla bayıla. Bu albümdeki benim böyle koptuğum şey Mr. Shuffle. Mr. Shuffle İlk ya. İlk albümde Bobby açılış parçası şey Salsa. Salsa. Salsa mıydı? Salça. Salça tabii salça. Evet biraz elektrikli şey. Ev aletleri. Abi. Ya, evet. Evet bunları yani bunları da dinleyin çünkü çok güzel gerçekten. Hülyattır ya, ülke müziğinde çok bir mihenk taşıdır yani bu albümler harbiden. Ülke müziği. Ülke müziği. Yeni janrımız ülke müziği. O zaman dinlemeye başlayalım istersen. Lütfen dinleyin. Daha ne diyelim. Hiç konuşamadık Volkan Öktem hakkında ama bu yüzden de çok şey konuştuk gibi. Gibi oldu evet. Küçük Tomurcuk Quartet Muartet'ten geliyor. Davul koltuğunda Volkan Öktem var. Hep beraber dinliyoruz. Evet, tekrar birlikteyiz. Sıradaki parçayla devam ediyoruz. Azize Mustafa Zade'den geliyor olacak. Albümle beraber aynı ismi taşıyan parçayı dinliyor olacağız. Dance of Fire albümü. 1995 yılında yayınlanmış olan. Davul koltuğunda çok önemli isim Omar Hakim var. Sana dönüyorum. Burada mesela şöyle enteresan bir şeyden bahsedebilirim belki. Omar Hakim benim böyle işte ne bileyim Vekil kadar, işte Chambers kadar tutkuyla tutulduğum bir davulcu olmadı. Severim, dinledim, hep takip etmeye çalıştım projelerini. Fakat burada sadece davulcu olarak değil de bu albümün bir ruhu var. Mesela ben böyle playlist yapsak birinci sıraya galiba bu albümü koyarım. Hala değişmiyor uzun senelerdir bu sorunun cevabı. Bir ruh var. Az önce Quartet Muartet albümünde de bahsettim ya, orada bir yaşamışlık var. Gerçek bir ruh var. Ya şuradan gel. Mesela son dönem Amerika'da yayınlanan o caz albümleri. Çok iyi prodüksiyonlar, çok iyi enstrümanistlikler, besteler var. Beğenirsin, beğenmezsin. Bir durum var. Ama geçmeyen bir şey var. Bir yapay gelen bir durum hissediyorum ben.
Hı hı. Okey, güzel müzik, her şey çok cafcaflı, sound çok güzel falan gibi. Bu albümde bir enerji var, onu hissediyorum. Ya bu 4 insan, 5 insan girmişler stüdyoya, 2 gün orada çok güzel anlar yaratmışlar ve o anları kaydetmişler, yansıtabilmişler bize. O sıcaklığı, o hissi hissediyorum. Bir de şu da var, hani batılılaşma halini, oradan aldığımız veriyi, bilgiyi, sanatı konuştuk. Burada mesela Azize Mustafa Zade benim için onu kıran bir yapısı da var. Çünkü işte bugün de işte Tigran da onu yapıyor ya da yeni dönem çıkan bir sürü doğudan çıkan bir sürü müzisyen diyelim. Öyle bir yeri de var. Ha okey ya, bu kendi özünü, bağ kurduğu müziği batı formundaki enstrümanlarla, o armonik yapıyla, o janrayla birleştirip böyle bir şey ortaya çıkıyor noktası. İlk dinlediğimde de beni çok heyecanlandırmıştı. Hala da aynı heyecanı hissediyorum. Omar Hakim'in burada mesela, ben bu albümde davul çalıyor olsam asla tercih etmeyeceğim bir davul tonu. Böyle görece daha kapalı, görece daha tight bir çalım. Böyle bambaşka şeyler hayal ederim. Dinleyince çok iyi, o kadar güzel geliyor ki. O da çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi Omar Hakim hiçbir zaman böyle çok peşinden sürüklendiğim bir davulcu olmamasına rağmen böyle farklı bir perspektifle bu albümde var olmuş olması ve bütün müziğin beni bu kadar etkiliyor olmasının çok büyük bir yeri var bende. Azize Mustafa Zade'nin babasına çok hayran birisiyim ama evet, çok önemli bir piyanist o da. Ona sonradan Azize daha böyle bir külliyatına girdiğimde fark ettim ki Azize çok başka bir yerde. Omar Hakim'in şeyini de düşündüm. Ben de böyle senin gibi hissediyorum aslında. Benim de belli projeler dışında çok böyle inanılmaz peşinden gittiğim birisi benim de olmadı. Ama söylerken de o projeler hani neydi diye düşündüğümde şey aklıma geldi. Sting'le beraber Bring On The Night, böyle bütün kayıt süreci, onun bir belgeseli çıkmıştı. Evet. Sonra konsere şey yapıyor falan. İşte Random Access Memories'deki evet, bütün prodüksiyon süreci hikayesini öğrendim. De Omar Hakim'in bu kayıt sürecini anlatma kliplerinde izlediğim şeyi falan hatırlıyorum. Canlı performansları çok iyiydi. Çok iyi. Şey Grammy'lerdeki. Grammy'deki evet. Şeyleri yani daha iyi hatta. Provası, soundcheck'i diğerinden evet, daha onu da paylaşmışlardı. Evet kesinlikle. Yani. İşte şey Buddy Rich Big Band'deki kendi ortaya koyduğu şey. Böyle şeyler aklıma geliyor ama evet yani benim de böyle, ben de muhtemelen senin gibi söylerdim yani Omar Hakim'le alakalı şeysini. Ne diyebilirim? Şöyle bir farkındalık da yaratmıştı bende. Madonna'yla çalıştı çok uzun süre. Evet. Hani yani pop dünyasında bu kadar ikonik bir isimle çalışıp bir yandan mesela şöyle seneleri vardı. Madonna ile dünya turnesindeyken o sene 3 tane side project albümde çalıyor falan. Hep şunu yapmıştı. Ha okey. Bende biraz albümler vardı işte. Pop davulcu. Şucusun, bucusun gibi. Onu da kıran adamlardan biridir. O da çok önemlidir. Ha okey ya, bu adam şu an Madonna ile dünya turnesinde bambaşka bir şey çalıyor orada. Elektronik gitler, pop müzik. Ama o dönem 2 kişiyle, 3 kişiyle farklı farklı caz albümlerinde, projelerde var olabiliyor. O zaman hep şey yapmış. Tamam bu kadar yani ılık götlü olma o zaman, evet, sen de. Evet. Bu yapılabilir yani. Bir taraftan başka bir şey yapıp öbür tarafta onu kovalayabilirsin gibi. Kendime de hep oradan hayıflanmışımdır böyle. Ülkeye bakıp tamam ya bizde niye bu yapılmıyor oyu da oradan hep görmeye çalışmışımdır. Buradaki buraya bir kendi projesiyle gelmişti hiç. İzleme fırsatın oldu mu? Yok hiç izlemedim, hayır. O projesi de bu saydığın 3 hani side projesi gibi sayabileceğin şeylerden, çünkü çok başka şeyler yapıyor. Kim ama gelmişti? Yok kendi projesi yani Ömer Hakim işte artık projenin ismini ben de unuttum ama Bilgi Üniversitesi'nin işte Santral kampüsündeydi. Oraya gelmişti ve ben böyle başından sonuna kadar çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Çünkü çok melodik bir davul çalımı var. Sürekli böyle bir çok lezzetli bir şekilde soloistlere eklenme şey durumu var ve hiçbir zaman çok domine eden bir şeyi de yoktu. Hani kendi projesi bir sideman hali vardı. Evet bir yani müzik var. Hani çok iyi yapıyor onu da. Çok yani iyi yapıyor. Bu arada bu albümden şöyle bir şey de hani kendi programımın da bir plug'ını yapmış olayım. Sevgili Gökçe Gürçay ilk bölüme geldiğinde o da Bana Bana Gel parçasını koymuştu bu albümden. Ya bu albüm komple. O bölümü de ben çok severek izlemiştim. Bu albüm tabii inanılmaz. Hatta şeyler var mesela bu albümde, kendi albümde de onu yapmaya çalıştım birkaç şarkıda. Hatta bu arada şarkılarından bir tanesinin adı Aziza. Ciddi mi? Evet. Albümdeki tek çok böyle başında vokal bölümünün olan bir şarkı. Tek vokalin olduğu parça. Şarkında da Aziz'e o kadar etkilendim ki o hissiyatı yaratmaya çalıştım müzikal olarak da. Bu albümde şöyle şeyler var. O çok hoşuma gidiyor. İşte ilk şarkı başlıyor Bumerang. Ondan sonra Bumerang bitiyor ama trackleri öyle hazırlamışlar ki tabii o dönem streaming yok. Evet aslında Session'da beraber çalmışlar o iki şarkıyı ama böyle sonunda bir işte hafif bir zil var, bir şey var. Sonra hop tak ikinci şarkıya geçiyoruz. Buraya geliyoruz falan. O çok hoşuma gidiyor benim. O dönem onu yapabilmişler. Yani çünkü o albüm bir dünya yaratıyor. Evet. Albüm taktığında bir şarkı bitti şimdi öbürüne geçiyoruz gibi değil. Birçok şarkıda aynı his var. Girip çalmışlar. O şeyi de destekliyor bu yüzden o isim diyorum ya. Orada bir an yaşamışlar. Evet. Girip bir oturuşta 3 şarkı çalmış bu insanlar demek oluyor bu. Yani dur kalk yapmamışlar. Aynen öyle. Çok belli akıyor yani. Gibi bir his var. Ben de onu yapmaya çalıştım birkaç şarkıda. Ya çok iyi. Ben bayağı meraklıyım albümüne ya.
Umarım yani bunu böyle seni göklere çıkararak önceden dinleme şansı elde edebiliyor muyum yoksa yok mu? Yok, birazdan dinleriz valla. Birazdan dinleriz. Abi sen şunu bana bir at ya. Birden bir bakıyoruz şimdi şeyden, korsandan yayınlanmış. Yok yok, fikirlerini almak isterim. Videolar da var çünkü. Yani görsel gözünden de bir şey yapmak isterim. Görsel gözüm. Oh, yaşadık isterim. Ya. Oh, oh, yaşadık abi, tamam. O zaman parçayı dinlemeye başlayalım ki bu set bitsin. Ben senin albümünü dinleyeyim. Öyle tamam, bir şey olur. Azize Mustafa Zade'den geliyor. Dance of Fire. Davullarda Omar Hakim var. Hep beraber dinliyoruz. Evet, tekrar birlikteyiz. Playlist'in 8. parçasıyla devam ediyoruz. Çok önemli bir müzisyen, çok önemli bir davulcu ve bu proje spesifik olarak çok kıymetli ve ağır müzisyen topları da barındırıyor. Wolfgang Mutspiel'in Father and Son parçasını dinliyor olacağız. Rising Grace albümünden geliyor olacak. 2016 yılında yayınlanmış olan, davul koltuğunda Brian Blade var. Sana dönüyorum tekrar. Yani bu şöyle bir yolculuk tabii, işte metalden başladık, ondan sonra o rock'a geldi hafif, işte Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor, işte ondan sonra işte Dave Wickle'lar, Dennis Chambers'lar, orada bir dünya var. Sonrasında Brian Blade karşıma çıktığında davulun ne kadar naif bir enstrüman olduğuna dair böyle inanılmaz bir dünya gösterdi bana orada Brian Blade. Özellikle bu albüm, bu şarkı seçimi. Yani Brian Blade'in sevdiğim çok fazla kaydı var. Fakat burada işte Wolfgang Mutspiel'in de yaklaşımını çok seviyorum. Brett Mehla var. En sevdiğim piyanistlerden biri. Müziğini, çalımını, yaklaşımını çok beğeniyorum. Ya bu kadro benim için böyle bir all-star kadrosu gibi bir yandan. Bu şarkıyı o yüzden çok seviyorum. Melodik yapısını çok seviyorum. Çok bir yerlerime dokunan bir hali var. Brian Blade'in galiba bu biraz da benim yaklaşımım. Fark ettiysen herkese böyle şeyden bahsediyorum. Teknik tarafından değil de hissiyatlardan, feelinglerden bahsediyorum. Brian Blade'i de ben öyle algılıyorum. Dinamik aralığı kullanışı, o müzikal expression hali gerçekten bütün vücudundan çıkıyor. Yani dinamik aralığı en geniş davulcu diyebilirim ben benim için görebildiğim kadarıyla. Yani o kadar diplerden o kadar yukarılara ani dalgalanmaları var. Bir anda hiç beklemediğiniz anda. Ufak dokunuşlarla o dinamikleri kullanarak müzikte ne kadar büyük etki yaratılabileceğini Brian Blade'i dinleyerek anlamaya çalıştım. Kendi enerjisi de, davul çalımı da, yaklaşımı da her zaman çok etkileyici olmuştur benim için. Bu şarkı özellikle çok etkiliyor beni. Böyle bir duygusal bir tarafı var. Melodisini falan da çok seviyorum. Bir de bunların bir şey, belki denk gelmişsin, siyah beyaz live performans videoları var. Onu bilmiyorum. Onu çok bakayım. Çok güzeldir. Hem görsel olarak çok güzel, oradaki çalımlar çok güzel. O da geliyor gözümün önüne. Hani böyle şarkıyla beraber o siyah beyaz görüntü gözümün önüne gelince böyle nostaljik de bir hava yaratıyor. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Çok da iyi yaptın. Kesinlikle şeyine katılıyorum. Bu dinamik aralık, yükselme çıkmalar. Sen de bunu söylerken şeyi de düşünüyordum. Brian Blade'in en son böyle canlı performans şeyini. Yakın zamanda şeyi tekrar izledim. Wayne Shorter'ın Zero belgeseli. Orada işte Brian Blade de o ekibin içerisinde. Bana şey gibi de gelmişti. Bu hislerden bahsettiğin işte inme çıkma. Böyle neredeyse sanki bir klasik perküsyonist gibi. Yani bir klasik müziğin içerisinde bir kompozisyona dair o giden yolculuğa dair yapılması gereken işte crescendolar, nasıl bir dinamik aralıkta, işte kaç forte, kaç piyano, hani artık neyse, orada nasıl bir çalım gerekiyorsa onları gerçekten çok bilinçli bir şekilde şey eden ve evet, bu aklıma gelmişti. Yani bunu çok bilen bir müzisyen. En son bir de Nora Jones'la beraber session'ını da görünce dedim ya, bu adam o Blue Note'da çaldıkları konser var. Mesela ya o kadar o farklı yönleri, şimdi o Wayne Shorter kuartetle bu arada, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Wayne Shorter. Bir konserleri var, neresi olduğunu hatırlamıyorum, hard diskimde duruyor. Benim izlediğim en iyi kuartet performanslardan biri. Böyle aşağı yukarı 1 saat 15 dakikalık konser. O 4 kişi bütün bir halde müziği böyle yerden alıp göklere çıkarıp sonra yere vurup, inanılmaz bir performans var orada. Sonra aynı adam böyle eline 2 tane rut fırça bir şey alıp böyle Nora Jones'un o arkasında böyle kaymaklı ekmek kadayıfı gibi böyle davul çalıyor orada. Ya orası inanılmaz büyüleyici. Yaşam enerjisinden de belli oluyor zaten Brian Blade'in o. Yani biraz fiziksel haline de evet ya, yansımış. O güler yüzlü, sevecen, sakin. Güler yani. Yüzlü ama yani böyle şey, aynı anda tokadı da çarpabilir. Hani birden trompeti bir koydu mu? Evet, evet, evet. Kesinlikle. Çok iyi. Orada da yine hep oraya dönüyorum ama bakıyorum mesela böyle bageti ortasından tutuyor yeri gibi. Yani bir ses arıyor adam. Evet. Bir ses çıkarmak istiyor. Oturup Brian Blade'in ya da herhangi birinin teknik işte ability'sini, bir şeyini tartışacak halimiz yok ama şeyi görebiliyorsun ya, orada çıkarmak istediği bir ses var ve onu vuruyor adam. Ve o sesi çıkarıyor. O çok büyülü bir şeye dönüşüyor. Oralarından beslenmeye çalışıyorum hep. Aslında konuşulacak şey belki teknik anlamda şu olabilir. Bir müzisyenin belki bu da çok teknik bir konu değil, daha çok müziğe yaklaşımı, daha böyle konsept, yani kavramsal bir meseledir belki. Müziğe yaklaşımında teknik meseleden şey sıçramasını yaptığında, yok bu olay yani bir kendini ifade etme şekliyse ve ben müzik yapıyorsam teknik olarak bana öğretilen şeylerden çok daha hani
müziğe hizmet etme meselesine kendi yolculuğumda nasıl gelmeliyim sorusunu nasıl yaşamış acaba Brian Blade? Bu benim için mesela bir düşünce egzersiz oluyor. Zaten çok müzikal bir aile, yani müzisyen aile. Hı hı. Belki sürekli zaten böyle bir tavır öğretilmiştir ona. Hani belki böyle bir sıçrama da yoktur. Doğuştan beridir. Hani hayatın onun etrafında olan müzisyenler, projeler, yaklaşımlar ona bunu göstermiştir belki. Biraz da yaşadıklarımızın dışa vurumu oluyor sonuçta. Evet. Yaptığımız değil mi? Orada bir kaynak var. Ne yaşamış bu adam? Hmm. Nerede okumuş? Evet. Orada da çok büyük kaynaklar var tabii. Yani başka türlü olamaz ki zaten. Evet. Muhtemelen dediğin gibi yani yaşadığını dışa vuruyor zaten. Hepimiz aynısını yapmaya çalışıyoruz. Biraz da galiba benim de onu fark ettim şu an konuşurken. Yani gündemim bu olduğu için aslında bütün sohbet bir şekilde davulcu ve müzik üzerinden oraya geliyor. Hani o teoriyle tekniğin işte kendi özümle olan arasındaki biraz da onu arıyorum ben de galiba. O yüzden sohbet insanları da oradan algılamaya çalışıyorum. Hani bu insanlar bunu nasıl yapmış? O kendi denge noktasını nerede bulmuş? Nasıl bulmuş? O yolculuk nasıl geçmiş? Biraz da kendim de onu aradığım için galiba oralarına dokunuyorum. O zaman dinlemeye başlayalım istersen. Lütfen, çok seviyorum ya bu şarkıyı. Valla. İlanı aşk anı. Father and Son, Wolfgang Mutspiel'den geliyor olacak. Davullarda öve öve bitiremediğimiz Brian Blade var. Hep beraber dinliyoruz. Evet, tekrar birlikteyiz. 9. parçayla devam ediyor olacağız. Chick Corea'dan geliyor olacak. 2013 yılında çıkmış olan The Vigil albümünden Antidote dinliyor olacağız. Davullarda çok ağır bir isim ve hepimizin şu anda ciddi anlamda yaptığı her işi ısrarla takip ettiğimiz, merakla beklediğimiz Marcus Gilmour var. Son dönemin yeni metası. Gerçek biraz öyle ya. Ne söylemek çok istersin? Çok ufak bir şey söyleyeyim. Lütfen. Sen o konularda hassassın biliyorum. Şarkı My Spanish Heart 2 albümünden. Yanlış hatırlamıyorsam. The Vigil, Gilmour'un yanlış hatırlamıyorsam ilk olmayabilir ama Korea'nın gençleri topladı. The albüm diyelim hani görece. Bir albüm vardı. 2013 falan olması lazım. The Vigil yanlış hatırlamıyorsam. Bakarız 2013. Ona. 2013. Değil mi? Evet. Tabii. Bu Antidote daha yakın bir dönem. 2018 ya da 2019 olabilir. Bu My Spanish Heart Band vardır meşhur Chick Corea'nın. Evet. Onun ikincisini yaptı aslında. O albümden bir şarkı. Hemen ben de o şeyi teksi bir geçmiş olayım. Hayır, iyi ki geçtin. Abi her bölümde bir sıçıyorum ya. Bunu nasıl yapacağız? Evet. Daha iyi araştırmalıyım. Daha iyi şey yapmalıyım. Artık bu yüz kızarıklığı ve utançla kendimi bir şey edeyim. İsmail'le siz bayağı bir şey. Onu gördüm. O program bayağı bir oldu. Evet. Neyse yani. Yanlış yapa. Öğreniyoruz. Dinliyorum. Evet abi. Evet, beni düzelttin. Hadi bakalım. Estağfurullah ya. Şöyle. Ya Marcus Gilmour tabii son dönem işte Mark Julian'la geldi benim için. Sonrasında bir Marcus Gilmour geldi. Yine şunu söyleyebilirim. Olabildiğince takip etmeye çalışıyorum Marcus Gilmour'u. Çok da etkileniyorum. Fakat mesela bu şarkıyı seçme sebebimiz tamamen sadece Marcus Gilmour ya da davul odaklı değil. Çünkü en başından beri konuşuyoruz. Ben böyle çok davulcuyum ama merkezinde müzik var aslında. Burada esas önemli olan benim için Chick Corea ama onu seçmişken sevdiğim de bir davulcunun olduğu da bir şarkı olsun istedim açıkçası. Bu albümde yine mesela Chick Corea'nın külliyatında çok sevdiğim bir sürü albümler, şarkılar var. Hepimizin bildiği. Fakat bu albümde özellikle o Chick Corea'nın da işte Spanish, My Spanish Heart albümün adına koymuş zaten. Dediği oradan gelen bir İspanyolların böyle beraber bir araya geldiğinde kanının kaynadığı o flamenco halinin dansı hissedebiliyoruz bu albümde. Yani o beni Chick Corea'nın o daha koyu caz albümlerinden daha fazla etkiliyor. Bu Dance of Fire gibi yani bu listedeki bütün şarkılar aslında benim için tam albümler hepsi öyle. Burada da öyle bir durum var. Marcus Gilmour'da da etkileyici olan şu olmuştu benim. Böyle bir daha Latinimsi, daha Spanish bir müziğin içerisinde hiç mesela hiç hayal etmemiştim. Evet. İlk hatta kadroyu gördüğümde The Vigil'ı mesela çok sevmiştim orada Marcus Gilmour'da çalımında. My Spanish Heart bandinin davulcusu Marcus Gilmour mu ya? Diye bir şey olmuştu açıkçası. Soru işareti olmuşlandı. Fakat sonra albüm deyince dedim ki evet ya of. Ya. Müthiş yani o müziğin o stilin içerisinde kendini de var ederek bu kadar iyi girebilmiş olması inanılmaz. Davul tonları, yaklaşımı, canlı performanslarda da albüm kaydında da. Uçuyorlar ya. Uçuyorlar muhteşem diyor. Bu şarkı da yani benim 3-4 senemin yani şeydir. Loop'taki şarkısıdır. Spotify'da da bir çıkıyor işte senelik özet geliyor ya. Antidote. Dönüp bunu dinlemişim. Yani bu şarkıda Chick Corea'nın solosu ayrı bir noktada. Marcus Gilmour'un eşliği. İşte Ruben Blades'in vokalleri falan. Yani müthiş duyuluyor her şey. Chick Corea ile ilgili ama şöyle bir şey de söylemek istedim. Uzun yıllar mesela Brett Mello'yu çok severim. Bir piyanist olarak, müzikal yaklaşım olarak hep şeyin gitgelindeydim. Ya böyle ben Chick Corea'yı da çok seviyorum. Brett Mello da kendi içimde hani hangisi daha iyi gibi bir şeyi düşünüyordum. Hangisini daha çok seviyorum gibi. Hep Brett Mello önde geliyordu. Sonra Chick Corea'nın The Musician diye bir belgeseli var. En son onu izledim. Ya şöyle bir şey. Ben o belgeselin peşine çok düştüm. Aslında çok yaygın olmayan bir belgesel. Evet. Değil. DVD'si falan çıkmış. Blu-ray satılıyor. Ya öyle.
ya da ben böyle yıllardır arıyorum. Geçen gün Marku TV diye bir online platform buldum. Sadece sanatsal içerik yapıyor. Hmm. Orada bulabildim belgeseli. İşte operalar, baleler, dans gösterileri ve işte caz belgeselleri çok gibi iyi. Bir platform. Onu izledikten sonra şunu fark ettim. Sanki dünyaya bir spriti, bir ruhu yaymaya gelmiş tanrısal bir noktada gibi geldi Çikora. Hmm. Yani diğer müzisyenleri düşünürken Çikora'yı alıp artık başka bir yere koymaya başladım. Hani tamam ben işte piyanist olarak Brett Mayer'i seviyorum. Pete Jarrett Trio seviyorum. Onu seviyorum ama Çikora'ya bunların hepsinin üstünde ayrı bir yerde. Cengiz Baysal'dan etkilenmişliğimi anlatmıştım evet. ya. Hiç tanımadım ama o dünyaya müziğin saflığını, güzelliğini, enerjisini evet ya bak hadi hep beraber siz de müzik yapabilirsiniz enerjisini inanılmaz yaydığını düşünüyorum. Öldüğünde hiç tanımadığım bir insan için bu kadar üzülebileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Gerçekten iki günüm çok kötü geçti. Ve şey oldum böyle ya dedim ben hiç dokunmadım tanımadığım insana nasıl üzülebilirim ya yas tuttum kendi içimde resmen. Sonra anladım orada spiritüel bir durum var. Bence evet. öyle bir enerjisi var. O yüzden çok önemli bir yerde benim için çıkıyor. Onu böyle bütün müziğin dışında böyle tanrısal kendimce bir şey atfediyorum ona gerçekten. Öyle bir yerde duruyor benim için. Yok anlıyorum bayağı duyuyorum bu söylediğini. Bunu önceki programlarda kimle konuşmuştum hatırlamıyorum. Yani Bülent Akbay'la da olabilir. Chick Corea'nın şöyle bir hikayesi varmış. Konsere çıkmadan evvel hani insanlar ısınma rutinlerini falan da filanını anlatıyor ya. Chick Corea hiç ısınmazmış. Onun için ısınma rutini konser öncesi hani rutin diye sayılan şey müzisyenlerle şakalaşmak. Yani çünkü aynı bu şakalaşmak ve sadece böyle geyik yapmak şuna hizmet ediyor gibi anlatılıyor. Oyunsal bir frekansa girmek. Yani benim böyle kendimi rahat hissettiğim, müzisyenleri de rahat hissettirdiğim ve aynı sayfada olduğumuz, aynı frekansla olduğumuz sahneye çıkınca da bunun böyle en güzel halinin oyunsal bir ruh hali içerisinde çıktığını benimseyip bunu pratik edip bu ruh haline yayıyor ve muhafaza etme çabası içerisinde olduğunu duymuştum. Ve bu da aslında söylediğin şeye birden hani böyle bir ruh var. İnsanlara sanki müzisyenlere böyle bir ruh halini yaymak için gelmiş cümlelerini söylerken niyeyse bunu şey etti. Yani işte çalıyoruz beraber zaten. Orada önemli olan o oyunsal ruhu tabii, şey etmek falan. Yani mesela şeyi görebiliyoruz mesela o ne bileyim şimdi Brett Mello'yu ben böyle gördüğüm zaman çalarken bile bedensel enerjisi tam kendi bir dünyaya giriyor. Hı-hı. Orada bir şey yaşıyor. Hani şunu düşünüyorum. Bugün hasbelkader geldi buraya Brett Mello. Hadi çalıyoruz dedi. İşte sen basa geçtin. Ben birimiz bir şeye Brett Mello ile çalacağız. Evet olabildiğince tabii ki orada beraber bir alan yaratılmaya çalışılır ama gerildiğimi hissederim gibi ya evet. orada. Mesela Çikkuri'ye düşündüğümde hiç öyle gelmiyor. Diyorum ki ya okey ya. Ya bu adam o güler yüzü. Beni o şeyi sokar. Beni oraya çeker. Ya da yo benim yanıma gelir. Sonuçta orada mevzu beraber o oyunu oynamaksa evet, evet. kesinlikle yok. Yani biraz daha tabii bu Akdeniz iklimi İspanyolluk durumunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. O sıcak muhakkak. Memleket tarafının. O bu arada The Musician belgeselinde de bu My Spanish Heart 2 albümünün ön çalışmaları gibi böyle işte İspanya'daki insanlarla, dansçılarla falan buluşmalarını gösterdiği böyle kareler var. Orada röportajda şey diyor mesela İspanyolların şeyini seviyorum diyor. Müzik yapmak için, bir şey yapmak için bir araya gelmiyorlar. Onların diyor sohbeti ve oyunu yani bir araya geldiklerinde zaten o oluyor zaten diyor. Oluyor. Zaten o var diyor yani sohbetleri günlenir o. Görülen kareler de öyle gerçekten. Bir odada böyle 8-10 kişi yani muhabbet gibi birileri dans ediyor, birileri gitar çalıyor ve eğleniyorlar. Tabii şeyler var hep konuştuğumuz işte play, oyun, game olayı evet. zaten o hani orada da gelmiş o dile de oturmuş öyle insanlarda. Kesinlikle ya. Yani çok da böyle yaptığımız şeyi böyle büyütüp tavulaştırmadan oynayabileceğimizi gösteren evet. en güzel adamlardan biri. Görüyoruz şeyde böyle başka kayıtlarda. Ari Shakiz'in bir kaydında synthesizer çaldığı YouTube'da bir görüntü var. Ondan onu sonra da bilmiyorum. Ona küçücük 30-40 saniyelik bir böyle şey yani footage gibi bir şey. Ondan sonra Ari Shakiz'in bir şarkısında lead çalıyor böyle. O kadar eğleniyorlar ki ya adam stüdyoya neşe getirmiş. Hani böyle şey durumu yok orada. Hani Chick Corea dünyanın en önemli caz piyanistlerinden biri bilmem. Böyle bir şey yok. Gitmişler çalıyor adam. 30 saniyelik bir lead çalıyor orada falan böyle. Müthiş eğleniyorlar. Ay süper. İşte o röportajda Buika'nın mesela sözlerini hiç unutmuyorum. He is music diyor. Böyle gözleri doluyor ne falan. Ne diyor? He is music he diyor. He is music. He is music diyor falan. Çok etkileyici haller var. Bende de öyle biraz ya. Çık Kore'ye böyle diyorum ya. Tanrısal bir yerde. Tanrısal bir yerde. Dinlemeye başlayalım istersen. Lütfen. Uzun da bir şarkı anca dinleriz. Çık Kore'den geliyor olacak. Parçanın ismi Antidote. Davullarda Marcus Gilmore var. My Spanish Heart 2 albümünden geliyor olacak. Hep beraber dinliyoruz. Evet tekrar birlikteyiz. Artık playlistin son parçasına geldik ama ben programı bitirmeden de evvel sana iki tane soru sormak istiyorum. Bir tanesini artık son parçanın sonuna bırakacağım. İlk sorum şu, albümden bahsediyoruz dedik. Daha doğrusu albüm çıkıyor dedik. Sorum şu ki proje lideri olmaya dair yaşadığın deneyimler neler? Neler senin için sürpriz bir deneyim oldu? Neler birazcık yolculuğunu
ağırlaştırdı ama aynı zamanda da muhakkak ki çok öğretici bir hale geldi. Bütün süreçten bahsedersem benim için aslında uzayan bir süreç oldu bu. 5 yıllık bir sürece dayandı aşağı yukarı. İlk böyle bunlar işte kendi başıma bir inziva gibi bir dağ evine kapanıp orada böyle fikirleri bir araya getirip böyle çıkardığım bestelerdi. Sonrasında hadi dedim ben bunları artık bir kaydedeyim. Besteler olgunlaştı. İnsan bulma, ekip bulma arayışına girdi. Sonra benim o müzikleri biraz daha mükemmelleştirme çabalarım. Şurası şöyle mi olsa, davulunu daha iyi çalayım çabalarıyla derken böyle koca geçen bir 5 yıllık bir süreç. Bu süreçte edindiğim deneyimler en önemlisi şunu diyebilirim. Bir şeyi mükemmelleştirmeye çalışmaktan vazgeçmek lazım diye düşünüyorum. Da Vinci'nin hatta çok güzel bir sözü var. Yani hiçbir eser tamamlanmamıştır, terk edilmiştir diyor. Aslında mesele zaten o kararı verebilmek sanırım. Ben biraz onun sürecini yaşadım. Bu yüzden de uzadığını fark ettim. 5 yıl boyunca hani bitirmeye çalışıyorum ama asla bitmiyor. Halbuki aslında bir kabulleniş meselesiydi benim için öyle. Yani tamam bu artık bu ve bundan daha iyi olmayacak onu da kabullendim. Ve çok ben bir efkar dolu trajik bir karar da değil bu. Değil, hani nokta değil, koymak ki, zaten. Tabii ki aynen tamam. öyle. Ama yaşarken o deneyimleri yaşadım tabii ki. Hani kendi içerisinde o sürece gelene kadar. Band leader dediğimiz şey Brian Blade'den bahsederken aslında bahsedecektim unuttum. Onun fellowship band vardır mesela. Evet. Oradan da çok etkilenmişimdir hep o insanları bir araya getirip o ortaya çıkan enerji müzik. Grup liderliği hiç dışarıdan görüldüğü gibi değilmiş. Hayal ettiğimde daha kolay gibi düşünüyordum. Ondan sonra hep şey gibi memleket kurtarma sesi gibi ben başkan olsam şöyle yaparım falan. Kazanaya öyle değilmiş tabii yani. Yolu bilmekle yolu gitmek arasında hep fark oluyor ister istemez. Orada edindiğim deneyimler güzel. Şundan çekiniyordum en başta. Bir müzik var ortada. Kafamda duyduğum bir şey var ama bir yandan kolektifte olsun istiyorum. İnsanlar da etkileşim içerisinde olsun. Sololarımız var vesaire. Fakat orada ne kadar esnek olabileceğime dair soru işaretleri vardı kendime dair. Hani başkalarının projelerine, müziklerine gittiğimde de şu sevilmeyen bir şeydir ya ben hiç sevmem hani. Ben oradayım ve var olacağım. Okey senin müziğin çalıyoruz ama benim de orada bir şeyim var yani sonuçta. Evet. Ama biri gelip abi dur orayı öyle çalma. Hani elim kolum bağlı. Ben ne çalayım abi o zaman robot gibi. Sen başka biriyle çal. Ya da o zaman ben çalmayayım noktasına gelir. Bunu hissettirmek istemiyordum insanlara. Yola çıkışım buydu ama kendimden çekiniyordum. Hani bilinçli ya da bilinçsiz insanlara bu sıkıntıyı yaşatır mıyım diye. Sağ olsun ekip arkadaşlarım çok tatlı insanlar. Bana o alanı yarattılar. Ben de şunu fark ettim. Aslında onların dokunuşlarıyla müziğin şekli değişiyor. Ama bir baktım yine benim bestem o. Benim müziğim. Yani benim bir oyun alanımız var. Hep beraber oyun alanındayız ama arkadaşım biliyor ki ya biraz da gel şu köşeye gidelim. Bak şurada da bir salıncak var diyor. Oraya gitmenin benim için sorun olmadığını hatta o oyun alanını genişlediğini görmek çok güzel oldu. Aslında sorularıma da cevap olmuş oldu. Yani ben insanları sıkıştıracak mıyım, bunaltacak mıyım noktasında en azından olmadığını fark ettim. Ya yaşamışızdır tabii şimdi şöyle bir düşünüyorum. Bazı konular ya burası böyle olmasın. Çok birinin oraya koymak istediği bir akor ya da yapmak istediği bir hareket. Onlar böyle yap dediğim noktalar olmuş ama çok azınlıkta kaldı. O deneyimi edindim. Aslında oradaki mevzuyu paylaştıkça büyüdüğünü fark ettim. Ama tabii çok yeni yani bahsettiğim deneyimler daha böyle ilk adımlar gibi olacağı için belki ikinci, üçüncü albümden sonra tam hani böyle band leader'lık ne demek onun hakkında bir iki kelam daha edebilirim. Ama şu ana kadar edindiğim deneyimler böyle diyebilirim. Bir yandan zor ama etrafınızdaki insanlar çok önemli. İletişim çok önemli onu fark ettim. Müzik yapıyoruz ama tamamen aslında iletişim. Ya o iletişimi, o sohbeti kuramadığınız insanlarla zaten müzik yapamıyorsunuz. Evet. Biraz da onu fark ettim. Yani yıllardır bir sürü insanla çalıyorum. O doğru ekibi bulma, doğru insanları bir araya getirmek konusunda da çok zaman kaybettim diyorum ama kaybetmemişim. Yani yolculuk koymuş zaten. Evet, evet. Çünkü o insanlar olmadan olmuyor. Açık bir iletişim gerekiyor kesinlikle. Onu becermeye çalıştık aslında. Hani gideceğiz ve albüm kaydedeceğiz noktasında değil. Ya biz tamam beraber bir şey yapıyoruz zaten öncesinde. Hadi şimdi bunu bugün de gidelim. Benim stüdyomda değil de başka bir stüdyo yapalım halinde yapmaya çalıştık. Hep o dünyayı var etmeye çalıştık. Biraz oraları var diyebilirim. Şu taraf var. Oraları çok yeni görmüşüm. Şimdi albüm çıktıktan sonra şimdi bir prodüktörlük tarafı gibi bir şey var. Şu hatalara düştüm. Her şeyi kendim yapayım istedim. Prodüktörlük mü promoterlık gibi mi hani şey? Aslında her şey yani şöyle ki biz şimdi mesela albümün videolarını da çektik. Ondan sonra o anlamda prodüktörlük şey gibi, yapımcılık gibi. Evet, evet. Yani şuraları düşünmek zorunda kaldım. Şimdi elimde ekonomisini kendim yürüttüğüm bir proje var. Bir şey yapmak istiyorum. Herhangi bir sponsorum yok. Evet. O yüzden işte çekim ekiminde arkadaşlardan bulmaca işte kaydı nerede yapalım? Her şeyi böyle yürütmeye çalışıyoruz. Tabii ki her işi yapan birileri var ama onların hep merkezinde ben varım bir şekilde ve mesela kayıtları yaparken şunu hissettim. Dedim ki ben şu an %70 prodüktörüm. Çünkü
Stüdyoya giriyoruz, 15-16 kişi. Abi işte yemeğini yedim mi, kahveni içtim mi, okey mi, işte kameraların bataryaları değişti mi gibi gibi. Bir baktım ben davul çalmıyorum neredeyse. Dedim ki okey, tamam, bu da bu süreç. İşte bir sonraki deneyimde şunu yaparım. Okey, ben artık bir tık daha işin sadece müzik tarafıyla ilgileneyim. Orada bir prodüktörü olsun bu işin. Ona bırakayım. Abi bak, ben bunları istiyorum. Bu dünyayı yaratabilir miyim? Yaratırız. Okey. Beni bulaştırma. Bu kadar param var. Al bu parayı, bana bu dünyayı yarat. Ben de orada müzik yapayım gibi bir noktada. Biraz o deneyimleri edindim. Anlamam için onların olması gerekiyormuş diyebilirim aslında. Peki senin projeni önceden canlı çalabildiniz mi? Öyle projeyi? Bir düşüncem vardı. Herkes de bunu önerdi aslında. İlk ben demoları falan böyle bütün müzisyen abilerime, eş dost attığımda herkese ya önden bir çalın vardı. Onun hayallerini kurduk aslında. Onu çok yapamadık. Çünkü herkesin hayatında başka akışlar da vardı. Başka bir şeyler de vardı. Ve ben de gerçekten böyle artık o sürecin sonuna geldiğimde tamam. Ya kabulleniş noktası diyorum ya. Okey, biz bir mesela 5 konser yapıp bu albümü kaydedelim isterdik. Ama baktım olmuyor. Okey, tamam, biz bu albümü kaydedelim. Konserini sonra yapalım o zaman gibi bir noktaya geldi ister istemez. Ama düşünceler de vardı o açıkçası. Fakat şöyle bir şey de vardı. Onu da mesela dile getirmiş olayım bir yandan. Mesela mekansal bağlamda İstanbul'da 2 tane kulübümüz kaldı. Şu an bir de Pera 77 açıldı. İşte Nardis Baba Pera 77 diyebiliriz temel olarak. Onun dışında bir de festivaller var. Ben şimdi no name bir insan olarak mesela çok da çalabileceğim mecra da yok açıkçası. Son zamanlarda mesela işte Nardis Baba'ya bile gittiğinde hani şu oluyor. Hani bir şey var mı? Hani sen ne yapıyorsun? Yok. Yapacağım aslında. Okey, tabii ki o bağlantılarımız var bir sürü yerden ama çok da alan da yok aslında çalabilecek. Ya böyle ev konseri yapacağız ya eşimizle dostumuzla bir yer tutacağız ki önceden öyle şeyler yapılırdı. Belki öyle şeyler olabilir. Çok da alternatifimiz yoktu aslında bir yandan. O yüzden de beceremedik. Tarihler de uymadı. Dedik ki tamam okey, hadi biz kaydedelim bu albümü o zaman. Ondan sonra çalarız gibi bir noktaya geldik. Belgesel de, daha doğrusu oradaki canlı hani video kaydı da çok ekstra güzel bir arşiv olur muhakkak ki. Hani birazcık hani hem sürecin arşivini tutma hem de yarın öbür gün bu projeye sahne bulmak isterseniz hani bakın. Tabii elimizde bir şey var. Şeyle, evet. Olay da olmadı bu arada. Yok, belli ki ya, neler söylüyorsun hani. Çünkü yemeği yediniz mi, bataryalar değişti mi bilmem ne. O işin de benim bunaldığım tarafları ama Miami'de kaydettik. Hani bir ara şeydi böyle stüdyo. Hani mayın tarlası gibiydi. Ayağını basacak yer yok. Evet, ses kaydı yapıyoruz. Evet. Şimdi orada bir hassasiyet var. Onların da dengesini kurmuşum. Evet. Bir ses dünyası var. Soundcheck yapılıyor, mikrofon bir şey. Öbür tarafta da aynı şekilde adamlar da işte ışığın açısını ayarlıyor falan. Bir sesçi geçerken mikrofona dokunuyor. Ben böyle tamam abi dur diyorum, düzeltiyoruz. O onun ışığının bir şeyine çarpıyor falan. Allah'tan çok dengeli, herkes çok anlayışlı insanlardı ama biraz zordu. Çekim yapan arkadaşlar da özellikle müzik çektikleri zaman şöyle bir şey oluyor ya. Hani klip çekiyormuş gibi. Evet, abi çekelim sonra yakında. Ben hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar biz burada albüm kaydediyoruz. Bizim birinci önceliğimiz ses. Biz burada çalarken bize çok temas etmeden, bize dokunmadan bizi çekin. Nasıl çekeceğinizi siz bileceksiniz. Ben sana gülemem. gibi yani, benden hani oyun bekleme falan gibi bir nokta vardı. Bakalım göreceğiz yani, bir şeyler yaptık. Çıkan şeyler hoşumuza gitti. Ya, o samimiyet çıktı diye görüyoruz biz. Benim işime çok sindi gerçekten. Giderek heyecanlandım. İzleriz gerçekten birazdan. O zaman hemen son parçaya geçeyim. Playlist'in son parçası birkaç kez adını söylediğim Pat Metheny'nin projesi, Pat Metheny gruptan geliyor olacak. The Gathering Sky parçasını dinliyor olacağız. 2002 yılında yayınlanmış olan Speaking of Now albümünden geliyor olacak. Davul koltuğunda Antonio Sanchez var. Senin çok Baba büyük yarım. Bir hayran. Evet. Senin çok büyük bir hayranlığın olduğunu biliyorum. Ne söylemek istersin? Ya inanılmaz. Orada mesela gerçekten babam gibi falan hissediyorum. Gerçekten baba yarım. Ola papi. Ola papi. Yani şeyi hayal edebiliyorum. Yani müzik olarak da benim çalabilen halim böyle çalardı. Hani o kadar kendimi geliştirsem bir şeyler neyse bu böyle çalmak isterdim noktası var. Pat Metheny zaten bir besteci olarak da benim çok etkilendiğim bir insan. Gitarcı olarak da çok etkilendiğim insan. Ben de leader. Overall yani tamamen. Beni de saçlarıyla da ayrıca vuruyor. Ya tabii. En çok seni vuruyordur. En çok beni vuruyor ya. Şuramda yaradır. Orada şu çok etkileyici. Pat Metheny ile Antonio Sanchez'in birlikteliği de beni çok etkiliyor. Evet. Şimdi Sanchez'i davulcu olarak zaten çok seviyorum, çok imreniyorum. Müzikal vokabileri olarak, bir hikaye anlatıcısı olarak müthiş bir adam Sanchez. Yani o yüzden bir davulcu olarak bakamıyorum ben ona. Brett Mello gibi işte solosunu dinliyorum ve orada inanılmaz bir kompozisyon var ki workshoplarında da hep bunu anlatıyor, o hikaye anlatıcılığı. Evet. Onu en iyi beceren insanlardan biri. Zaten şeyde de gördük yani. Birdman'de de gördük yani. Evet, kocaman. Filmi davulla ifade etti gibi oldu adam. Şimdi orada Pat Metheny ile Antonio Sanchez'in birlikteliği çok hoşuma gidiyor. Bir röportajlarında okumuştum. İşte bir soundcheck'te, festivalde görüyor Pat Metheny Antonio Sanchez'i, arkasında dinliyor. Orada tanışıyorlar, sohbet ediyorlar. Ondan sonra mail adreslerini alıyorlar. Şöyle bir yıllık bir süreç neredeyse mailleşiyorlar. Mektup arkadaşı. Gibi. Çok iyi.
Aradan bir işte böyle 6-7 ay sonra Pat Metheny bir çağırıyor Sanchez'i. Ne yapıyorsun diyor. Bir göl kenarında yürüyüşe çıkıyorlar. Biraz sohbet ediyorlar falan. Totalde bir senelik sürecin sonrasında Pat Metheny'nin menajeri arıyor Sanchez'i. Diyor ki böyle böyle Pat Metheny ile işte diyor bir stüdyoda çalalım mı? Giriyorlar stüdyoda aşağı yukarı 3,5-4 saat jam session yapıyorlar davul gitar falan. Onun üzerine Pat Metheny diyor ki işte grupta çalmak ister misin falan. Şimdi bu müzikte o birleşimi de duyuyoruz. Bilmediğim bir hikayeydi. Çok ne güzel, evet evet. Sanchez'in Berkeley Press'te yayınlanan bir röportajlarından biri olması lazım bu, yanlış hatırlamıyorsam. O çok güzel, çok hoşuma gidiyor birlikte ve hissediyoruz da gerçekten bunu. Pat Metheny'nin müziğinde çünkü davulun yeri de çok önemli ya. Pat Metheny kendi albümlerinde de, grupta da. Ya Antonio Sanchez dediğim gibi hikaye anlatıcılığı inanılmaz. Yine fark ettiysen o Meksika, yine o sıcak insan tarafı, o da bir yansıyor. Bana çok geçiyor o tarafı. Ben davula yaklaşımından çok etkileniyorum. Hayal ettiğimde, imajinasyon dünyamda hep orayı var etmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey var ama müzik dinleme alışkanlıklarıyla bağlayayım. Dinlemiyorum dedim ya ne zamandır yeni müzik. Biraz aslında Antonio Sanchez'le böyle bir 3,5-4 yılımı çok yoğun geçirdim. Son dönemde o hep orada duruyor ama sanki o yeni bir era gelecek. Burada kaldım zaten, o yüzden playlistin sonu takısı. Evet, Antonio Sanchez'de kaldım. Üzerine ne gelecek bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Sanchez'in eskisi kadar coşkulu etkilenmiyor. Yani orada çok duruyor. Anladım. Anlatabildim abi. Mi? Çok anladım. Sonuna geldim Sanchez'in ama yeni ne geliyor hani onu bilmiyorum noktasındayım biraz. Aslında şimdi birkaç şey düşündürdü söylediğim. Birincisi Pat Metheny mevzusundan başlayayım. Pat Metheny'nin bir tane röportajında şey diyor yani o davulcuya ekstra önem veren bir müzisyen. Evet yani diyor ki Marquee'de benim ismimin yazmasının hiç önemi yok. Grubu grup yapan veya herhangi bir müzik ansamblını şey yapan davulcu. Hani oranın gerçekten lideri o ve bunu söyleyen bir adamın Antonio Sanchez'e bir yıl flörtleşmesinden sonra öpeceğim tabii. Antonio gel benle çal demesi ayrıca bir anlam katıyor. Antonio Sanchez son söylediğin meselede şeyi düşündürttü. Genelde yani idolünden çıkmakta zorlanır ya insan. Aslında sen çok severek ayrıldılar gibi bir noktaya gelmişsin belki. Putumu kırıyorum gibi. Evet yani. O dönem dönem işte playlist aslında tam çok güzel bu konsept zaten. Benim playlistim de tam onu düşünerek yaptım. Yani çocukluğumdan bugüne kadar geldi. Gelirken de onu düşündüm. Sanchez yani 2 yıl önceki kadar ateşli bakmıyorum sence. Çok seviyorum. Orada duruyor zaten okey. Ama belli ki bir yeni bir yolculuğum var orada. Yeni bir arayışım var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir idole tutunacağım. Belki de tamamen artık kendi sönmez. Evet evet. Belki de o kendimi var dış yolculuğum. Orası olacak bir yandan belki. Çünkü gelmedi gerçekten. Sanchez'in üstüne birine öyle daha tutulmadım. Yani Sanchez'le kaldım. Bu arada şöyle bir şey soracağım sana. Bunu fark ettim mi? Bu benim kendi şeyim de olabilir. Antonio Sanchez'in icrasında da bir şeyler değişti. Eskiden kesinlikle. Böyle workshoplarında falan çok daha hani odd time signature'larda klavye çalıp üstüne çok tabii. komplike bir şeyler yapardı. Bu interdependence meselesinin artık dibini görmüştü. Şimdiki davul soloları çok daha veya Bad Ombre albümündeki Bad şeyleri Ombre'de. Buradan çok ayrı bir yerde. Çok daha böyle daha modern davulculuğun, daha genç isimlerinin icralarında görülebilecek ifadeler de sanki Antonio Sanchez'in tabii. şeylerinde, tercihlerinde çok yer etmiş gibi. Sound'u da değişti. Sound'u da çok biraz değişti. Testleştirdi. Evet yani böyle tek ziller kullanıyor falan kendi hep stüdyosunda aynen. onlarla kayıtlar ama sadece yapıyor. Gear seçimi olarak da değildi veya oradaki ton meselesinde ya ben biraz icrasından söylemiştim. Sen ton daha doğrusu iki sound taraf, oluşturma evet, olarak evet. da söyledin. Hani daha böyle şey, daha karanlık, daha sert, daha böyle flashy ama hız anlamında söylüyorum. Yani şey gibi farklı orkestra, hani mesela sadece bir single stroke rolu farklı tonlarda birden bir şey yapıp farklı dinamik aralıklarında sunuyor. Eski workshoplarında sanki işte dedim ya çok kompleks bir altyapı içerisinde interdependence'taki bir ifade katmanı üstüne bir hikaye anlatıcılığı vardı. Benim böyle bir gözlemim var. Bilmiyorum bu ne kadar tabii, doğru, ne kadar kesinlikle şey. Katılıyorum. Onun da bir evrimi var dediğin gibi. Evet. Mesela Bad Ombre albümünde ben ısınamamıştım ki o kadar Sanchez'a aşığı olmama rağmen. Ondan sonra o kendi Meredith Suite albümleri falan oralara bayılırım. İşte eşinin albümleri. Ondan sonra eşinin evet, adını unuttum şu ben an. Ben de bir şey Alexa mıydı? T ve A var. Tan Alexa. Tan Alexa. Bir ufak sohbetimiz de var bu arada yani. Yani şeyden Instagram'dan. Ciddi çok. Misin? Sanchez de bu arada yani çok açıklar abi o konularda. Ben Sanchez'e hayranlığımı dile getirdim. Sohbet ettik falan böyle. Çok iyiymiş. Cevap veriyor. Eşiyle de sonra sohbet ettim falan. Hiç şey de demedim lan sen benim için falan. Kimsin? Hayırdır sen kimsin kardeş? öyle şeyler de Ketal. Aynen. İspanyolcumun olmadığını buradan anlayabiliyorsun. Çok tatlı ikisi de gerçekten. evet mesela o Tan'ın albümlerinde yaptıkları şeyler falan güzel ama Bad Ombre albümü ilk dinlediğimde çok sert gelmişti. Karanlık dediğin gibi işte her şeyi biliyorsun synthesizer'ları programlamaları da o yapmış. Gerçi hikayesi ondan de sonra... şey ya Donald Trump veya o dönemin karanlık biraz evet faşizmus bir, şeylerine evet, karşı da bir çok politik de bir adam evet, tabii evet, bu evet. yandan bir yandan ondan sonra öyle bir hali de var. Biraz mesela sert gelmişti bana da ama tabii yani Sanchez aldım bağrıma bastım dinledim orada da dünya
çağlarını yaratım. Ama tabii ki değişiyor. Zaten değişmek zorunda yani. Evet, yani değişmediği noktada tükenmiş demek oluyor artık bir yandan adamda. Çok kesinlikle. Dinlemeye başlayalım istersen. Lütfen. Başka bir şey söylemek ister misin? Bu şarkıyla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. O bütün grubun, ya çok güzel bir solosu var burada bu arada. O bahsettiğimiz eski Sanchez, o klaveler, o poliritmik hareketler falan. Müthiş. Bir yerde de bir yandan da open solo bir paternde giriyor. Sonra sonunda aslında bir kendi dünyasında kayboluyor. Sonra tekrar müziğe dönüyorlar. Şarkıyı da çok seviyorum. Albümde Richard Bona var. Yine öyle seçmeye çalışıyorum. Yani Pat Metheny'i çok severim. Richard Bona var bu albümde. Yani Lyle Mays falan. Yani yıkılıyor ortalık. Evet. Bütün sevdiğim kahramanların bir arada diyebilirim gerçekten. Sanchez de davulcu olarak onların başındaki Marvel adamlar. Marvel Comics. Marvel Comics bir şey. Çok iyi abi. O zaman dinlemeye başlayalım istersen. The Gathering Sky'ı dinliyor olacağız. Playlist'in son parçası Pat Metheny Group'tan geliyor olacak. Davullarda Antonio Sanchez var. Hep beraber dinliyoruz. Evet, tekrar birlikteyiz. Artık playlisti tamamladık. Bu güzel seçki için çok çok teşekkürler. Ben sana son teşekkürümü yapmadan evvel son bir soru sormak istiyorum. Herkese sorduğum hani nereye, nereden geldik, nereye gidiyoruz gibi bir soru var. Sence davulculuk, müzik nereye gidiyor? Sen şu anda nereye doğru evrildiğini görüyorsun, bazı şeylerin, gözlemlediğin trendler, estetik anlayışları neler? Sanki şöyle bir şey, hem müzikal anlamda hem de bu sohbetin içerisinde de konuştuk. Yani şey bitti bence, bilgi çağı bitti paradigma olarak. Ben biraz öyle görüyorum şu yaşadığımız süreci. Pandemiyle başlayan bu süreçte belki bizi oraya götürecek olan katalizörler falan gibi geliyor bir yandan. Dolayısıyla bilgi tükendi ve insanların artık özüyle kurduğu bağdan ortaya çıkan sanat ürünlerini dinleyeceğiz gibi mi geliyor? Yani davulculuk bağında da bunun en somut örneklerinden biri mesela Yusuf Dayez gibi geliyor bana. Yani son dönemde işte hani teknik olarak 1000 tane kusur bulabileceğiniz, yani 1000 kusurlu hareketi belki yapan adamla böyle kocaman müzik çıkıyor. Zaten orada şey söz konusu olmuyor artık, hani bu teknik zaten konuşmuyor, müziği dinliyor oluyoruz. Yani biraz daha özet halinde konuşacak olursam gerçekten müzikal şeyleri dinliyoruz. Yani insanların yarattıkları müziği totale dinleyeceğiz gibime geliyor. Virtüözite paradigması da bence zaten çok önceden bitti gibi geliyor bana. Yani öyle 2000... mi düşünüyorsun? Evet, bana biraz öyle geliyor. Yani 2000'lerin ortasında falan bıraktık gibi geliyor. Şöyle ayırmak lazım tabii orayı, yani genre olarak klasik müzik o hala devam eder. Çünkü orada belli bir şey var. Literatür var işte. Şu sonatı işte çalıyorsan işte artık bir şeysin gibi falan. Ama diğer işte popüler müziklerde alternatif caz müziği, rock müzik, yani burada bu virtüözite kategorizasyonu bence bitti ya. Sensör, yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü YouTube açıp girdiğimde eskiden biz şeyler Malmsteen'le işte Satriani'yle falan büyümüş jenerasyonuz. Çalıyor yani 8 yaşında Japon böyle çalıyor onu şu an. Yani dolayısıyla bu bir şey olmaktan çıktı. Bir ölçüt olmaktan çıktı gibime geliyor bana. Ha okey, bunu yapayapsın. Biraz son dönemde gördüğüm ve anladığım aslında oraya gidiyor gibi geliyor bana davulculuk. Tabii ki bunun içinde zaten virtüözlük hareketler bir şeyler var ama kıstas noktası o değil. Ha bu adam böyle davul çalıyor noktası değil de bu adam nasıl bir müzik yapıyor kardeşim? Ve ortaya ne koyuyor noktası? Yusuf Dayez çok güzel bir örneği gibi geliyor bana bunun. İçinde her şey var. Creative art direction, renkler, kıyafetler, bir tasarım, video dünyası. Komple aslında biz Yusuf Dayez'in dünyasının içine giriyoruz bir yandan. Çok da güzel bir dünya. Ben çok seviyorum orayı. Biraz oraya gelecek gibi geliyor bana. Yani salt bilginin artık bir işe yaramadığı, genel olarak o paradigmanın bittiği, daha gerçek, samimi, özle bağını kurmuş müzikleri ve davulcuları dinleyeceğiz gibi mi geliyor? Yusuf Dayez örneğine verince şey de düşündüm. Bu adam aslında çok hani Batı Afrika kökenli bir şey de var ya. Ailesi galiba, yani sanırım babası bir şekilde Afrikalı birisi ve Batı Afrika aslında onun hani heritage'ının bir parçası. İlk zamanlarından beridir aslında o müziğe çok aşina ve kulağı sürekli orada. Sen özün dönme şeyini söyleyince üstüne inşa ettiğin şey hep şeyden başlıyor gibi. Yani nereden geldiğini bir bilmen lazım ve o kültürü bir anlaman lazım gibi bir duydum söylediğini. Öyle, kesinlikle yani öyle. Ona da indirgemek istemiyorum söylediğin zengin şeyi de. Yok, kesinlikle. Ya diyorum ya zaten bütün sohbete şimdi ben de böyle hem kendi konuştuklarıma baktığımda şöyle bir overall. Hep görüyorum belli ki orada benim de özne olarak takıldığım ve anlamak istediğim ya da görmek istediğim bir şey var ki sohbetin oradan geliyoruz, buradan geliyoruz. Yine aynı yere geliyor ister istemez oradan perspektifim olduğu için. Çok inanıyorum ona çünkü başka bir çıkış yolu göremiyorum. Yani kendim için de izlediğim müzisyenlerde ya mesela buraya CRR'ye çok güzel müzisyenler geliyor. Konserde gidiyorum. Hep hissettiğim şey oluyor. Yani şu an çok iyi müzisyenler çalıyorlar. İşte çok iyi enstrümanistler var sahnede. Ama böyle bir enerji yok, bir ateş yok. Ve hissim şu oluyor. İşte zaten bir janra dinliyoruz. İşte caz müziği dinliyoruz. Okey, hadi dinledik. Şimdi kontrbass solo, şimdi davul solo. Hadi hadi döndük, bitirdik falan gibi. Mesela bunu kıran müzisyenler hep şöyle. Mesela Richard Bona konseri izledim geçenlerde. Silvia Luke, Richard Bona, Nicola Vicaro.
Navarro. Üçünü de ayrı ayrı çok sevdiğim insanlar. Yani Richard Bona'nın müziğine ayrı bayılırım. Ben bugüne kadar hayatımda izlediğim en iyi konseri izledim. Yani net bilgi. Ciddi mi? En iyi konseri izledim abi, evet. Yani benim ne vardı canlı... orada orayı özel kılan sence? İşte şu vardı benim için. Öznel olarak zaten adamları çok seviyorum. Evet. Sylvian Luke en sevdiğim gitaristlerden biri. Pat Metheny'nin hemen altına koyarım. Wolfgang, Pat Metheny, Sylvian Luke gibi falan böyle. Ondan sonra Richard Bona'nın müziğini çok seviyorum. Fakat orada işte bu öz mevzusuna geliyoruz. Yani şimdi bu adam bize hiç anlamını bilmediğimiz Amazon dilinde şarkılar söylüyor yıllardır. Ne dediğini bilmiyorum ben adamın. Ama geçiyor. Anlıyorum. O kadar büyük tutunuyorum ki. Yani şimdi o bana ne bileyim böyle bir caz şarkıcısının böyle güzel güzel çok doğru estetik ve o öğrenilmiş estetikle söylediği caz müziğinden çok daha gerçek ve samimi geliyor. Şunu fark ettim. Şimdi oradaki müzik bu Richard Bona'nın gerçekliğinin etrafında kurulmuş bir müzik. Orada tabii ki cazdan öğeler var. İşte reggae'den öğeler var. Bir sürü müzikten öğeler var. O insanlar da onu zaten iyi icra eden insanlar. Yani böyle şey gibi. Mükemmel bileşke gibi. Hani enstrümanistlik var zaten high seviye. Virtüöz de o seviyesi yani hepsi. Doğal, samimi, gerçek bir ifade bir müzik var. Okey. Üç kişinin arasında samimi bir iletişim ve ansambul var. Okey, bunların hepsi bir araya gelince böyle şey gibi, Hiroşima gibiydi benim için yani o konser. Sonra mesela ama şöyle bir örnek vereyim. Chucho Valdez geldi. Chucho Valdez de hani Horacio'yla geldi. Perküsyoncunun adını hatırlamıyorum ama genç. Hatta önceden babası ben... çalıyormuş. Şimdi artık çocuk çalıyormuş falan. Abi o herif büyük kopuyor ya. Evet, çok koptu. Ben de o adamın işte şeyini unuttum ama bir şey Junior yani. Junior zaten babası çalıyormuş öncesinden işte. Ben tanımıyordum. Ondan sonra basçının da yine adını unuttum. Jungkooks abi. Jungkooks. Evet, bu arada öyle bir adam ya. Basçı Jungkooks. Jungkooks. Ondan sonra şimdi şöyle diyebilirim. Hani şimdi Richard Bona ve diğer tayfayla kıyasladığım zaman segment farkı var diyelim. Yani amiyane tabirle hepsi müzisyen, öyle değerlendirmeyeyim de. Ama şunu fark ettim. Mesela Chucho Valdez'in ve o insanlar da o kadar, en az o kadar ya onun kadar etkileyici bir konserdi. Neden? Çünkü çok özlerine dair bir şey. Şimdi adamlar sahneye daha oynayarak çıktı. Cuban adamlar bunlar. Evet, ya evet. O İspanyol gibi. Oynayarak geldiler. Sahnede eğlendiler. Oynadılar. Böyle kocaman gerçek, samimi, büyülü bir alan yarattılar. Çıkıp gittiler. Ondan sonra ben kimleri işte Mark Julianlar izledik. Bilmem ne ki. Kenny Garrett'lar izledik. Müthiş konserlerdi. Ayrı. Ama şimdi Chucho Valdez mi işte Julian'la mı, o mu bu mu, hani fark etmez isim desen Chucho Valdez diyorum. Çünkü çok gerçek bir şey var orada. Hı-hı. Dolayısıyla günümüze dönersem ben biraz öyle okuyorum abi orayı. Yani artık tükendi. Şunun ya her alanda, sırf müzikte de değil ya. Yani bilgiyle bak ben bunu biliyorum. İşte meydanlar usta büyümüş jenerasyonuz biz yani falan. Şimdi gerek var mı böyle bir şey yani? OpenAI yani. Benim bir bilgiyi ezberlememe gerek yok abi. Çok saçma yeni jenerasyon için herhangi bir bilgiyi şey yapmak. Onunla yapılabilecek her şey de yapıldı. O bilgiyi alıp özünle kurduğum bağlantıya kaldı gibi hikaye geliyor bana. Peki hiç şeyleri, şey teknolojilerini takip ediyor musun mesela? Şöyle projeler falan var. Ben mesela yüksek lisans yaparken şöyle bir projeye denk gelmiştim. Hatta yani tezimde yazdığım bir adam, İsrailli bir araştırmacı, şeyden bahsediyordu. Bu adam bütün kültürü stil meselesi üstünden okuyordu. Diyor ki bence bir kültür dediğin meselenin katalizörü veya işte filtresini stil olarak adlandırırım. Bunu da mesela caz müzisyenlerinin yeni bir stil ortaya koyması, aynı vocabulary'yi yani aynı kelime dağarcığından yeni bir şey oluşturması üstünden örneklendiriyordu. Çok aslında düşünürsen de evet yani bayağı böyle kafa açıcı bir şey. Bu adamla beraber bir şeyleri okumaya başladığımda sanırım bu adam şöyle bir şeyinden bahsetmişti. Araştırma geliştirme laboratuvarına katılıyor. Bir yapay zeka sistemi oluşturulmuş ve belli müzisyenlerin tarzını aynı taklit ediyor. John Coltrane gibi çalma, Parker gibi çalma bilmem ne. Böyle bir şey öğretiliyor. Zaten hani bu sistemi kurduktan sonra asıl şunu push ediyor o araştırma grubu. Dijitalin kendisinin getirdiği yeni bir estetik var mıdır? Yani buradan aldın, her şeyi öğrendin. Yani Coltrane cümlelerini, Coltrane ifadelerini çalmayı öğrettin ve üretmeyi öğrettin ve buradan da sonra yeni bir şey çıkaracak mı? Bizim öğrenebileceğimiz, bize şu anda dinlediğimizde tuhaf gelen ama zaman içerisinde biraz daha ekspoze olursak kulağımızın onu estetik olarak algılayabileceği yeni şeyler var mıdır diye. Bu örneği söyleyip şeyi sormak istiyorum. Yani hiç takip ettiğim mesela, tamam abi hani bilgi artık bizim için, bizim takip etmemiz gereken şey bir şey değil dedikten sonra bu örneği yanına koyup şey sormak istiyorum. Yani takip ettiğin böyle bir teknoloji var mı ki evet bu da yeni bir estetik yaratıyor, benim radarıma girdi bu diyebileceğim bir şey var mı? Yani çok yok diyebilirim. Ya yapay zeka ile bu machine learning tabii çok yeni bir yandan hayatımızda ve hani böyle logaritmik de arttığı için böyle üstsel patır kütür ilerliyor o teknolojikal
nereye gidecek bilmiyorum. Hep şunu savunuyordum ama bir yandan. Evet, yani olan şeyi sonuçta analiz ediyor. Bu oradan bir şey çıkarıyor. Dolayısıyla bu yeni bir şey öğretemeyecektir. Yani yeni bir şey ortaya koyamayacaktır. Hı hı. Olanı iyi yapar falan gibi. Yine insandan daha çıkacaktır o yeni sanatsal akımı falan gibi bir şey vardı. İlk düşüncelerim buydu. Ama biraz daha görünce bu machine learning dediğimiz şeyin aslında kendi havuzundan yeni bilgiler yaratabileceği de anladım yani. Hı hı. Ama çok yeni. Bilmiyoruz. Orasını açıkçası bilmiyorum. Fakat şu an baktığım zaman şu an çok parlak bir şey gördüğümü söyleyemem. Yani müzik anlamında şeye bakmıştım mesela. YouTube'da birkaç tane live stream yapan yayın yaptığı radyo var. Hiç denk geldim bilmiyorum. Rock metal radyoları benim bulabildikleri. Şu an bile vardır. Bir dinlediğim şey vardı. Ama ha, böyle bir de sayaç koymuşlar hatta. Bunu bilmiyorum. Bir sayaç var orada. Ya sallıyorum işte 3 aydır açık o şey. Aha. Live stream radyo yayını yapıyor. Şarkıyı o an yapıyor AI. Ondan sonra. Aa, duydum bu projeyi. Ve sayaç atıyor. 30 bu arada bir şarkıyı yapıyor. Mesela 40 saniye, 50 saniye çalıyor. Sonra tık atlıyor mesela. Orada da sayaç var. İşte 1 milyon bilmem kaçıncı şarkıya gelmiş. Sürekli şarkı üretiyor. Ama şöyle şeyler tabii. Hani yapılmış kötü editler gibi. Hani böyle EQ'su kötü. Ya o şarkıdan bir drum paterni çekmiş. Öbür taraftan bir şey almış. Janralar arası. Böyle bir şey duyuyorsun ama böyle kötü çözünürlüklü. Ses kötü falan. Okey. Daha yani baby steps. O gelişecektir. Bir şey olacaktır. Ama nereye varır çok da bilmiyorum. Refik Anadol'un şeyleri vardı mesela, yani müzik dışında biraz onlara bakmıştım. Bir deneyim yaşattı ama şunu da sorguladım mesela. Okey, yani şu an biz böyle yapay zekanın bize sunduğu renkler, görseller dünyasının içinde bir şey yaşıyoruz. Deneyimsel olarak önce bir etkiliyor. Belki etkileşime geçtiğin haller de oluyor. Bir şey yapıyor ama sonra tükendi mesela benden. Yani çok da büyük bir etki yaratmadı açıkçası. Şimdi Refik Anadol dedin, hani çok da böyle sansasyon yaratmayayım ama falan yapacağım. Yiyelim mi, linci var mısın? Ya linç meselesi şöyle. Linçe doğru gidiyor musun? Ya yok abi, şöyle bir şey var. Aslında bu meselenin bana sembolize ettiği şeyi söylemek istiyorum. Bir de sanatçıların ve işlerin münferit olarak ortaya koyduğu şeye dair bir kritik de edebilirsin. Hani machine learning'i adapte ettiğini söyleyen işler ne kadar adapte ediyor, etmiyor. Bunu Refik Anadol işine kritik etmek için söylemiyorum. Tabii. Hani bunları da bilmiyoruz. O yüzden de ben de mesela o işlere, bir şeylere baktığımda hani şu anda sanırım senin gibiyim. Yani hızlı bir şekilde sadece tüketip, ya yani sen öyle mi yapıyordun bilmiyorum. Yani sadece benim mesela şeyim şuydu, bir tükettim ve okey. Hani onu böyle kendi içinde bir kendi yolculuğuna bıraktım. Ben başka şeylerle ilgileniyorum. Hani hayatımın bir yerinde ileride oranın gelişimine göre dahil olabilir gibi düşündüğüm bir şey. Öyle başka mi? Çare de yok şu an. Ama şu olmadı mı? Yani 1,5-2 sene önce herkes Metaverse'den arsa alıyordu abi. Bebeği Arnavutköy'ü falan alıyordu insanlar. Evet, yani. Bir NFT koptu ortalık falan furya. Görünmez bütün heykeller alıyorlar. Bütün arkadaşlarım NFT yapmaya başladı bir anda falan. Ne oldu şimdi bir anda? O şey oldu. Bilmiyorum. Hani nereye gideceğini ben de bilmiyorum. Ama her zaman her sektörde şunlar oluyor tabii canım. Oradan bir böyle o popülaritesinden faydalanıp birileri para kazanmaya çalışacak. Onun sahtekarı, dolandırıcısı, ne bileyim oradan nemalanmaya çalışan tipler olacak. Ya bu durumun kendisiyle alakalı bir durum değil. Her yerde var. Bu her sektörde, her durumun içerisinde var. Biraz zamana ihtiyacı var gibi geliyor bana. Aslında şey ya, işte o maddeyle olan iletişim diyoruz ya abi. Ya her böyle böyle bütün ilişkileri normalize bir yerden kurmak çok okey gibi. Yani böyle bir şeyleri ilahlaştırıp ya da yerin dibine. Okey, böyle bir şey var ve şu an deneyimliyoruz hep beraber. Bu normalize ilişkide yaklaşmak bende her zaman çalışıyor durumlara karşı. Yapay zekaya karşı da öyleyim. Şu an mesela kurcaladığım zamanlar oluyor. Yeni yeni şeyleri deneyimliyorum. Ondan sonra böyle editörlerle hani işte şey girip, prompt girip görsel vermece falan. Ha, orada bir şeyler var. Ulan ben belki yarın öbür gün bir şeyin kapağını buradan belki kullanırım. O promptları düzgün yazmayı öğrensem falan. Öyle minik minik deneyimlerim var. Ama sanatsal anlamda ne olacak? Şunu bilmiyorum yani. İnsanın yerini alacak mı gibi. Hani o soru olursa. O kadar olursa şey sormuyorum. Evet ya, yani öyle bir şey. Yani bilemedim yani. Çok olacak bir şey gibi değişti. Biz insanız. O yapay zeka en temelinde. O ya onu yapsın. Biz bunu yapalım falan gibi olur herhalde. Zaten ben yani o kadar abi hani 1-0 şeye çok inanmıyorum. Bir de o kadar distopik konuşmalar da birazcık sıkıcı. Hani herhangi bir şeyin ya tehlikesi vardır ya yararı vardır değil yani, hani öyle olmuyor. Bir de ben spesifik olarak hani nacizane şunu da şey yapmış olayım, bizim mesela yüksek lisans şeyinde çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi şuydu. Aslında distopik bakmadığın zaman yani biraz konuyla alakalı daha iyi fikir üretebiliyorsun. Hani herhangi bir konuya, yani mesela işte yapay zeka insanların yerini alacak mı? Yani bir sci-fi yazarının düşüneceği belki bir şeydir bu. Yani asıl senin gündelik şeyde hissettiğin şu oluyor. Teknolojik herhangi bir gelişme zaten sana insan olmak ne demeyi biraz daha öğretiyor ya. Hani bir materyal, teknolojik bir gelişim var bir yerde ve onun etrafında yaşattığı, yani onun etrafında kurduğu gerçeklik bizim insan olma deneyimimizi nasıl etkiliyor? Yani insanların yerini alacak mı değil soru. Tabii, hani bizim tabii, insan tabii olmamıza dair ne anlatıyor gibi bir soruya geliyor. Yani hani bu da benim bir aynı anlamda yapıyor aslında bir yandan. Yani evet. Yani şey, hani birazcık yani aynı anda yaşama, coexist meselesi.
Bu da benim üniversitedeki hocalarıma selam olsun. Evet, çok çok teşekkürler. Ya Cemil, ben teşekkür ederim. Vallahi müthişti. Çok güzel. Harbi ben böyle evde oturduk, sohbet ettik, tamam otlayayım. Çok evet. Teşekkür ederim. Ya inanılmaz oldu. İyi ki geldin. Bu kadar uzun süredir iyi ki muhabbetimiz var ve seninle tanışmışım. Albümünü de buradan sonra merakla dinleyeceğim. Dinleyin. Albümün ismi destek nedir? Albümün ismi Habitat. Stüdyonun ismi. Aslında gibi. Yani stüdyoma da Habitat benim yaşam alanı ya, canlı alanı. Evet, evet. Bende de öyle bir hali var. Gittiğim yani çoğu yer aslında Habitat'ım. Yani davul çalıştığım o alana. Önceki stüdyomun adı da Habitat'tı. Şimdikinin adı da Habitat. Habitat 1, Habitat 2 gibi. Birden şey projesine dönüyor. Şu olabilir ama yok, şunu düşünün. Mesela bu Habitat ve biz bir band olmaya çalıştık orada. Yani o enerjiyle benim stüdyoda provaları yaptık. Gittik, kaydettik. Çok okey. Araya başka müzikler girse bile Habitat Band gibi belki o ekip Habitat o enerjiyi... Habitat Nature Band. Ha falan yani. O enerjiyi yarattığımız, girip stüdyoya garaj deyiz gibi böyle hani takılıp hadi gidelim bunu kaydedelim dediğimiz, o böyle kendi içinde belki bir şey olarak devam edebilir. Öyle düşüncelerim de var çünkü kafamda. Habitat adı işte benim Habitat'ımdan çıkmış şeyler yani bir yandan. Süper. O zaman Habitat albümünü büfelerden ısrarla isteyin. Çok çok teşekkürler. Valla ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Cemil. Senin sonunda için de oldum. Ben de çok program için ayrı yani, kendinden hariç müthiş. Lütfen devam etsin uzun yıllarca, böyle bir database olsun, izleyelim abi zevkle. Umarız. Umarız devam ederiz ve evet, çok çok teşekkürler tekrardan. Böylelikle program biter. Erkan Sönmez ve Velveleci çıkar.